Hadi neler bakalım. Aslı Hanım biz de manzaraya bakalım biraz. Hadi, hadi evet. Bakın manzaraya. Hakikaten merak ediyorum gerçekten biraz nasıl. Biraz da hava alın. Ay, aynen. Çok güzel. Çok hadi biz evet. Açalım kızlar. Biz de geliyoruz hemen. Tamam. Bekliyoruz. Görüşürüz. Ay, biz bu kadar yükseğe çıkmış mıydık ya? Oo, bayağı yüksek. Benim yükseklik korkum var biraz. Bir şey olmaz. Oturalım mı? Ben severim. Oturalım. Manzara çok güzel değil mi? Manzarası çok güzel gerçekten. Bu gerçek mi? Yok bu değil. Gerçekte benzemiyor. Kocasının aldığı günü de balkona koymuş. Aa neden acaba? Ne bileyim bilemiyorum artık. Hanımlar manzara nasıl? Dış manzara, ses manzara çok evet, güzel. Çok güzel. İstanbul ayaklarımızın altında. Aynen öyle. Yani bu güle de ben çok üzülüyorum. Eşler böyle alıyor. Hani eşler alıyor, getiriyorlar, böyle koyuyorlar. Sonra işte çürüyor, gidiyor falan. Yazık yani. Ben bunlar reçel yapayım. Çok güzel reçel olur bunlar. Gerçekten evet, mi? Evet, hem eşine ikram etmiş olur. Aa. Yapalım mı beraber? Bilmem. Hadi kalk yapalım. Hadi deneyelim. Kız bir dakika, halıya bak. Halı. Olmamış. Evet, olmamış. Çok ince gelmiş yani, buraya balkona. Olmamış, bence de olmamış. Olmamış. Neyse. Hanımlar siz ciddi misiniz? Ne konudadır siz? Reçel? Evet. Gülün reçeli olur mu ya? Olur. Olur, her şeyin reçeli oluyordu siz. Ben pek beceremem ama. Ben reçel yapmayı kapatalım. Çok seviyorum. Benim de reçelim olur mu? Senin reçelin olmazdı ses. Aa ne yapıyorsunuz? Gitti canım güller. Reçel yapacağım bu ses. Eşine ikram edecek. Boşa gitmemiş olacak. E kızmasın. Belki kuruturdu onları. Artık evine gelen misafiri de kızmaz yani, herhalde diye düşünüyorum. Yani. Ben misafirim. Yardım edeyim mi arkadaşım? Neşe bunları yıkayabilirsin. Tamam. Peki reçel için hangi malzemeler gerekiyor? Gül yapraklarını kopartıyoruz. Şöyle. Su koyacağız, şeker. Öyle kaynayacak. Aslında normalde bu bir gece beklemesi lazım. Reçeller bir gece bekliyor şekerde. Benim bildiğim de öyle. Öyle daha iyi olur ama şu an vaktimiz olmadığı için. Komple mi yıkayalım? Bu kadar yeter. O zaman. Sen bunu yıka. Ama o çok az. Yettiği kadar. Gitti kocasının gülleri. Aman. Gitsin zaten kuruyup gidecek. Zaten balkona koymuş, vazoya koymamış ki. Kocasının önüne koyar yer işte kahvaltıda. Daha ne istiyor? Ben size şeker falan hazırlayayım bari. Evet olabilir. Olur, harika olur. Bir iki damla da limon suyu lazım. Yalnız Gamze bizi oyacak. Evet. Biraz daha alayım mı İremciğim? Biraz daha alalım. Peki. Reçel yapmak ne kadar sürer? Ya normalde bir saat bulur. Bir saat bekleyeceğiz mi burada? Yok hayır, biz hemen yapacağız, olduğu kadar yapacağız. Aynen öyle. Ocakta bekler, yemekte yeriz. Olabilir, olabilir. Kıvam alır biz oturana kadar. Ay çok güzel göründü. Tamam, yıkayabilirsin Neşeciğim. Tamam canım. Gül yapraklarını Aslı Hanım'ın başından aşağı mı döksek? Bence reçel yapıp yiyelim. Temiz yıkayın, ben de yiyeceğim. Tamamdır. Süzgeç yok ama şöyle süzeceğim tamam. Artık. Gelin evinde şaşırtıcı dakikalar. Dış ses alışık değil misin sen? Vallahi ben bu programda her şeye alışığım ama gül reçelini ilk kez gördüm. İşte reçelci var burada. Tamam yeter bence. Yeter mi? Hı-hı. Biraz daha yıkayayım mı İremciğim, ne dersin? Yeter. Gülleri döktünüz ama hep. Onları ben şimdi bir sudan geçirip tekrar koyacağım dış ses. Merak etme. O zaman gelinlerimizin eşleri gül alsın da reçelini yapalım. Evet en azından. Vallahi alsınlar ya. En azından gül almaya bahaneleri olur. Ay. Çiçek almaya. Ya papatya alırsa? Evet şuradan canım. Tencere bakalım. Bakalım. Her çiçeğin reçeli olur mu? Al canım. Her çiçeğin reçeli olmaz herhalde. Bunu nasıl açacağız acaba? Evet, başardık. Su koyalım. Ses su verebilir misin? Bakın hemen şurada var, hazırladım. Hemen alıyorum. Bakın, şeker de koydum. Oo, dış ses her şeyi hazırlamış bize İremciğim. Gördüm. Limonu bile unutmadım. Aman Allah'ım, ben şok. Bunu da yıkayalım. Şimdi dediniz ya bu bir gün önceden yapılmalı diye. Evet. Nasıl olacak? İşte böyle yaprakları yıkayacağız. Üstüne şeker gezdireceğiz. Kapağını kapatacağız. Bir gece bekleteceğiz. Ertesi gün kaynatacağız. O zaman su koymaya da gerek kalmıyor. Daha kıvamlı bir hal alıyor. Peki şimdi onu kıvamlı yapmak için ne yapabiliriz? Bir tık nişasta koyabiliriz. Evet, nişastayla
Kıvam olabilir, aynen. Ben mutfakta kalıp gül reçeli yaptım. Çünkü reçelle yapılabilecek bir şey olduğu zaman ben dayanamıyorum. Direkt onu tatlıya çevirmek istiyorum. İnşallah bana kızmamıştır. Neşe, şekeri alabilir miyiz? Tabii ki tatlım. O zaman ben bir çeyizlere bakıp geleyim. Tamamdır. Tamam. Gelin.